Merhabalar, sizler için bugün çok lezzetli bir tatlı tarifim var. Dondurmalı irmik helvası. Yapım aşaması çok kolay ve çok pratik. Umarım beğeneceksinizdir. Dondurmalı irmik helvası için gereken malzemelere hemen geçelim. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 1 su bardağı şeker, 125 gram tereyağı. Bunlar helva için gereken malzemeler. İç kısmına sade vanilyalı dondurma kullanıyorum. Ve üzerini dekor etmek için bir miktar çekilmiş çam fıstığı. Bunlar gereken malzemeler. Hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce bir tencerede şeker, su ve sütü ısıtıyorum. Sütümüz ısınırken şekerimiz de eriyecek. Karıştırıyorum. Şeker eriyip sütümüz ısınana kadar. Sütümüz kaynadı, şekerimiz eridi. Bir miktar bu şekilde kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Ayrı bir tavada tereyağını eritiyorum. Tereyağını karıştırarak eritiyorum. Eritmiş olduğum tereyağının içine 1 su bardağı irmiğimi ekliyorum. Ve irmiğin rengi dönene kadar kavuruyorum. Güzelce karıştırarak kavurma işlemine devam edelim. Rengi hafif kahverengi olduktan sonra kavurma işlemi tamamdır. Rengi döndü ve kahverengi oldu. Bu kadarı yeterli. Şimdi altını kapatıp ocaktan alıyorum. Kavurmuş olduğum irmiği daha önceden ısıtmış olduğum sütün içine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kavrulmuş irmiği süt karışımına döktükten sonra bir müddet çok kısa suyunu çekene kadar kavuralım. Suyunu çektikten sonra altını kapatıp kenara alıyorum. Altını kapatıp kenara aldım. Şimdi üzerini kapatıp helvamı dinlendireceğim. İrmik helvası bu şekilde çekti. Şimdi tabağıma yerleştireceğim. Böyle bir yuvarlak kase tercih ettim ve kasenin içine streç folyo sardım. Şimdi kasenin içine İrmik helvamı yayıyorum. Mümkünse helvamızı güzel bir şekilde soğutalım. Bu şekilde dondurmamız hemen erimez. Bu şekilde kaseme doldurdum irmik helvasını. Şimdi orta kısmına bolca dondurma yerleştiriyorum. Dondurmayı yerleştirdikten sonra ortasına üst kısmına tekrardan helva ile kapatıyorum. Hazırlamış olduğum helvayı servis edeceğim tabağın üzerine ters çeviriyorum. İrmik helvası bu şekilde hazır. Arzuya göre üzerini çam fıstığı ve dolmalık fıstık ile dekor edebilirsiniz. İrmik helvasının sizlere son olarak iç kısmını göstermek istiyorum. Tadı, dokusu muhteşem, çok lezzetli. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim.